Bütün dünya Türklüğünün ana vatanı Doğu Türkistan, Türk tarihinin, Türk devletlerinin, Türk sanatının, topyekun Türk kültür varlığının beşiği, Türkistan tefekkürünün başlangıç noktası ve merkezidir. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle de eşsiz varlıklara sahip bulunan 1.828.418 kilometre karelik, uçsuz bucaksız bu ana vatan parçası, maalesef ezeli düşmanımız Çin'in esareti altına düşmüş, iki asırdan beri hilekar Çin'in esareti altında inlemektedir. 36 seneden beri de Çin işkencelerine komünizmin zulümleri eklenerek Doğu Türkistan Türkü'nün hayatı cehenneme çevrilmiştir. Akıl almaz zulüm ve işkencelere rağmen Doğu Türkistan Türklüğünden, Müslümanlığından ve milli şuurundan koparılamamıştır. Bir taraftan Çin'in ananevi asimile politikası, diğer taraftan komünizmin imansız baskısı, Türklüğün bu mukaddes anavatanını işgal edebilmiş, fakat Müslüman Türk'ün imanını ve maneviyatını teslim alamamıştır. Bu video bandında seyredeceğiniz oyunlar ve dinleyeceğiniz şarkılar, Doğu Türkistan Türk'ünün milli folklor hayatından sadece küçük bir kesittir. Bu band, 1947 yılında Doğu Türkistan'ın mücahit lideri İsa Alptekin tarafından Doğu Türkistan'da kurulan folklor ekibinin gösterilerini ihtiva etmektedir. Banttaki diğer görüntüler 1933 yılında kurulup Ruslar ve Çinlilerin müşterek gayretleriyle yıkılan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin 50. yılını anmak maksadıyla 1983 yılında İstanbul'da Doğu Türkistan Neşriyat Merkezi'nde yapılan bir toplantıyı aksettirmektedir. Bu bandı seyreden her Türk'ün ve Müslüman'ın gönlüne Doğu Türkistan ateşinden bir kıvılcım düşmesini ve Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için Cenab-ı Allah'a niyaz edilmesini diler, 20 milyon esir Doğu Türkistanlı Türk'ün selamlarını Türkiye Türklerine, bütün dünya Türklüğüne ve bütün İslam dünyasına iletiriz. Bütün dünya Türklerinin ana vatanı bolgan Şarkı Türkistan, Türk tarihinin, Türk devletlerinin, Türk sanatının, Türk İslam tefekkürünün, umumen Türk İslam medeniyeti, mevcudiyetinin beşiği ve başlangıç noktasıdır. Yer astı ve yer üstü baylıkları bilen mu, tengdaşsız imkanlarına sahip bolgan, 1.828.418 kvadrat kilometrelik, çeksiz payansız bu mekan, efsos ki Hıtay istilasına duçar bulup, İki esirden bu yan, hilekar Hıtay zulmü astıda ahu feryat çekmektedir. Endi 36 yıldan beri Hıtay azaplarıyla komünizm zulmü koşulup, Şarkı Türkistan Türklerinin hayatı bir cehennemge aylandı. Hıyallarga sığmaydıgan zulmü azaplarga karamay, Şarkı Türkistan Türklüğü din, Müslümanlığı din ve milli hisleri din mehrum kılınamadı. Bir taraftan Hıtaylarının en-enevi asimilasyon siyaseti, yanı bir taraftan komünizmin dinsizlik besimi, Türklüğünün bu mukaddes anavatanını işgal kılalgan bolsa mı, ama Müslüman Türklerinin imanı ve maneviyatını yok kılalmadı. Bu videonun entisinde körünüdüğün oyunlar ve anlanıdığın nakşılar 1947 yılı Şarkı Türkistan'ın Harmas rehberi İsa Alptekin'in gayreti bilen kurulgan senet ümügi tarafından orunlangandır.
Lentedeki başka körünüşler 1933 yılı kurulup Rus ve Hıtay işbirliği bilen yıktılgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin 50. yıllığı münasebeti bilen 1983 yılı İstanbul'da Şarkı Türkistan Neşriyat Merkezi'nde ötküzülgen bir meclisini eksettirdi. Bu lintini körgen her Türk ve her Müslümanın yürüge de Şarkı Türkistan'daki yangının bir uşkunu hasıl bulsun ki Şarkı Türkistan'ın kurtuluşu için hemimiz birlikte Kudaga dua kılaylı. Şundakla 20 milyon esir Şarkı Türkistanlık Müslüman Türk'ün Türkiye Türkleri ve bütün dünya Türklerine ve Müslümanlarına salamlarını yollaymış. Bismillahirrahmanirrahim. إن تركستان الشرقية الوطن الأمة للعنصر التركي في العالم كله هي المهد الأول لتاريخ الترك ودولهم وفنونهم وما لهم من تراث ثقافي وهي أيضا نقطة الانطلاق للحضارة التركية الإسلامية ومن المؤسف جدا أن هذا الجزء الكبير المترامي الأطراف من الوطن التركي البالغ مساحته نحو 1,828,418 كيلومتر مربع والغني بثرواته الطبيعية يئن منذ قرنين من الزمن تحت وطأة الاحتلال الصيني العدو التقليدي للأمة التركية منذ فجر التاريخ والمأساة التي كان يعانيها شعب تركستان الشرقية من جراء هذا الاحتلال زادت شدة وضراوة منذ 36 عاما بانضمام المظالم الشيوعية إليها وقلبت حياة هذا الشعب المسلم في عقر داره إلى جحيم لا يطاق ورغم ما تعرض له هذا الشعب من أشد أنواع الظلم والاضطهاد ظل متمسكا بإسلامه الحنيف وشعوره الوطني الجياش والسياسة التصيينية التقليدية للصين والضغوط الإلحادية الشيوعية لها وإن كانت قد نجحت في احتلال الوطن الأم للأمة التركية المسلمة ولكنها أصيبت بفشل ذريع في محاولاتها الرامية إلى القضاء على معنوياتها وإيمانها بالله وحقها في الحرية والاستقلال وما تشاهدونه في هذا الفيلم من ألعاب ورقصات وما تستمعون إليه من أغنيات وأناشيد وطنية إنما هو نذر يسير من خضم الفنون الشعبية التركية وقد سجلته الفرقة الشعبية التي قام بتشكيلها الزعيم التركستاني الشرقي المجاهد الكبير عيسى ألتكن عام 1947 في تركستان الشرقية والمشاهد الأخرى في هذا الفيلم تعكس الاجتماع الذي عقد في مركز النشر لتركستان الشرقية بإسطنبول عام 1983 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 لجمهورية تركستان الشرقية التي كانت قد تأسست عام 1933 ثم انقرضت نتيجة جهود هدامة مشتركة للصينيين والروس ونحن إذ نقدم إليكم هذا الفيلم
نرجو أن تصيب شرارة من نار تركستان الشرقية قلب كل من شاهده من المسلمين الأتراك وغيرهم لتثير الحمية الإسلامية فيه كما نتضرع إلى الله العلي القدير بأن يكتب لنا النصر والتأييد في تحرير تركستان الشرقية من رقة الاحتلال الأجنبي الغاشم. وبالمناسبة نقدم للعالمين التركي والإسلامي تحيات شعبنا المسلم ومشاعره الودية والأخوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
Thank you.
Yeah.